Bu akşam bir maç var ve o maçta da pembe top sahada olacak meme kanserine karşı. Hem meme sağlığı günü biliyorsunuz Ekim ayı içinde iki önemli gün var. Meme kanserine karşı farkındalık yaratma günü. Bu sefer Anadolu Efes'le birlikte bu akşamki maçta bu top sahada atılacak. Ve böylelikle de bir farkındalık yaratma amaçlanıyor. Biz de efendim tabii bizsiz olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Bizsiz meme sağlığı olur mu? Her zaman için bu bilinci geliştirmek için, yaymak için tabii ki çalışıyoruz. Al bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de. Gitti vallahi gitti. Bir de bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu anlamda da çok önemli. Yani hem spor bilinci, hem sağlık bilinci, kansere karşı olsun, kalp sağlığına, beslenme, her şey. Hem de hayvanlara, insanlara karşı şefkatli, empati duygusu, gelişkin davranma bilinci. Galiba çocukluktan itibaren geliyor. Bunun için ne gerekiyor? Ben başlıyorum. Karşılaşmak gerekiyor. İnsanoğlu öğrendiği her şeyi karşılaşarak öğreniyor. Biz maalesef hayvan sevgisi, insan sevgisi, doğa sevgisi genel olarak ne kadar doğadan ve insanlardan kopuk yaşarsak o sevgiyi, fırsatını o kadar kaçırıyoruz. Erken yaşta beyin bunları öğrenmediği zaman ileri yaşta hayatını oturtmak çok zor oluyor. Şimdi dikkat etmişsinizdir, yeni çocuklar biraz gözlere az bakıyorlar. Mesela konuşurken böyle gözlerini kaçırıyorlar sürekli. Tabii göz göze. Tabii göz göze az geliyorlar. Göz göze bakmak çok zor bir sanattır. Bol bol göz göze bakmaya maruz kalmayı gerektirir ama araya tableti, bilgisayarı, şeyi o kadar çok koyuyoruz ki telefonu falan. Çocuklar göz teması kuramadıklarından memeli canlıların en çok zorlandıkları şey olan göz göze bakma yeteneği erken yaşlarda gelişemeyebiliyor. Bu da maalesef, bırakınız hayvanları sevmeyi, bırakınız doğayı sevmeyi, en büyük ihtiyaçları olan, hani eskiler ruberu derler de, böyle yüz yüze iletişim kurma yeteneklerini bile azaltıyor. Dolayısıyla tabiatımıza, insan ilişkilerimize ekstra dikkat göstermek için bu tip vesileler, bu tip haftalar, bu tip günler bence çok önemli. Zira her zamankinden çok hatırlamaya ihtiyacımız var. Ya bir de tabii hayvanları sevmek, hayvanları korumak. Şimdi Demet Hanım da acayip bir kadın. Ya bir taraftan işte bir ilahi albümü çıkardı daha önceki yıllarda. Sonra Türk Sanat Müziği besteleri yaptı, o albümü çıkardı. Şimdi de çocuklar için şarkılar evet. besteliyor ve ayrıca bir de İngilizcesi de var onların İngilizce öğrenmeleri için. Evet. Ve neden sonra çocuklara döndünüz? Aslında benim çocuk şarkılarına başlama olayım çocuğuma Nini söylerken başladı. Yağmur, gökkuşağı, ne ararsanız bütün doğaya ait şeylerin hepsini sevgiyle, saygıyla yaklaşmaya dair bütün şeyleri koymaya çalıştım sözleri de yazarken. Ve ortaya bu albüm çıktı. Evet. Benim çocuklarım da hayvanları çok sever. Aşırı düşkün. Biz ailece hayvanları çok da düşkünüz, çok da severiz. O yüzden içinde bolca hayvan şarkıları mevcut. Hayvan ve doğa sevgisi. Peki evet. aileden mi görüyor çocuk hayvanı sevmeyi? Tabii ki. Her şeyi aileden gördüğü gibi. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Bu o kadar zor bir şey ki. Yani ben 6 tane kitap yazdım. 7. geliyor ama bir çocuk kitabı yazamıyorum ben. Çocuğun diline inmek çok zor. Yani erişkine bir şey anlatmak kolay. Aktarıp döndürüp anlatıyorsunuz falan filan ama çocuğa bir şey anlatabilmek, özellikle kitap yazabilmek, mesela müzikle uğraşanların çocuklar için müzik yapabilmesi hakikaten zor bir şey. Ben o yüzden teşekkür ediyorum. Bu arada kadın bestekar sayımız çok azdır. Bununla ilgili kitap var, kadın bestekarlar diye. Demet Hanım'la da tanıştığıma memnun oldum bu arada. Yani Türk Sanat Müziği bestekarları arasında sayıları az. Çok az. Biz bunu hep sunumlarda kadın erkek beni konuşurken de anlatırız, gündeme gelir. Bizim bu tarz sanatsal faaliyetlerle falan çocukları hatırlatmaya çalıştığımız şeyler aslında doğal ayarlarımızda mevcut idi. Bunları kaybetmeye başladığımız için artık böyle yan yöntemlere maalesef ihtiyaç duyuyoruz. İyi ki böyle yöntemler var ama esas olarak mesela çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen anne babanın kendisi okumazsa, çocuğu iyi sosyalleşsin isteyen anne babanın kendisi sosyal olmazsa, çocuğu hayvanları sevsin, doğayı sevsin diyen ayağını çimene basmaz, efendim doğayla ilgili hiçbir şeyi hayatında tutmazsa bunu çocuğuna aktarması mümkün değil. Biz anlatarak, idealleri vererek, prensipleri sıralayarak çocukları eğitebileceğimizi düşünüyoruz ama insan öğrenmesi böyle gerçekleşmiyor. Özellikle çocuklar sizin davranışlarınıza ve davranışlarınız sırasındaki duygusal reaksiyonlarınıza bakıyorlar. Hı hı. Bu reaksiyonlar eğer o işi yaparken numara yaptığınızı bir şekilde açık ediyorsa, ki
Çoğu ailede ben bunu görüyorum. Ya. Kitap okuma saatlerinde esniyen anne babalar mı isterseniz. Yalandan okuyormuş gibi yapıyor. Tabii, okuyormuş gibi yapıyor ama çocuğa kitap okurken kendi öyle bir sıkılıyor ki çocuğa verdiği mesaj hayatta elleme bu kitap denen şeye diye bir mesaj veriyor çocuğa. Dolayısıyla kendimiz olmadan başka birini olduramayız. Hı-hı. Kendimiz bunu hayatımıza dahil etmeden çocuğumuza da veremeyiz. Maalesef çocuklarımız çok meşgul anne babaların çocukları olarak artık büyüyorlar çoğunlukla. Kendimizle ve çocuklarımızla işte göz göze yüz yüze ilgilenmeye çok az vaktimiz kalıyor. Zaten biz ne kadar doğayı tabiatı görüyoruz ki çocukları buna maruz bırakalım. Dolayısıyla burada büyük bir eksikliğimiz var. Bu sadece estetik bir eksiklik değildir, altını çizeyim bunun. Beyin gelişimimiz, dünyayı algılamamız ve ileride zekamız, sorun çözmemiz, duygusal zekamız, sosyal zekamız hepsi bu dönemlerde bu tarz doğal ve hem insanlarla hem hayvanlarla hem doğal dünyayla olan etkileşimle şekilleniyor. Bunları ne kadar çekerseniz beyin o kadar küçülüyor. Kanıtı son 10 bin yıldır bulunan insan kafataslarından anladığımız kadarıyla beyin hacmi neredeyse %5 oranında yavaş yavaş küçülüyor. O zamana kadar beyin hacmi deli gibi artarken 10 bin seneden beri azalıyor. Niye? Şehirlere oturduk, doğayla ilişkimizi kestik, tarımla besleniyoruz. Dışarıyla çok ilgimiz kalmadı. Şehrin kuralları içerisinde tıkır tıkır yaşarken artık o tabiattaki beyne de çok ihtiyaç kalmıyor gibi gözüküyor. Aptal oluyoruz demek değil ama bazı yeteneklerimizi kaybediyoruz. Bugün kendi ömür süremizde gördüğümüz şeyler de bununla uyumlu, bayağı önemli işaretler içeriyor bence. Yaratıcılık ve hayal gücüyle zekanın ilişkisi nedir hocam? Oyuncaklar bile artık insan yaratıcılığını değil, onun vakit öldürmesini amaçlayan bir şekilde üretiliyor. Yani yeter ki çocuğu meşgul edelim, yarına bir şey kalsın, benim ömrümü aşan bir eserim olsun. Hı hı. İnsanlık böyle başlıyor, modern insan. Hayat amacınız ne? Buldunuz mu? Hissediyor musunuz bunu? Şu ana odaklısınız ve onu en iyi şekilde yapmaya odaklısınız. Sonuç da zaten güzel ortaya çıkıyor. Yaşamsal becerilerimizi de kaybediyoruz. Yani köy yerinde çocuk karda, kışta okuluna bilmem kaç kilometre yürüyor biliyor. Kurt riskini de göze alıyor değil mi? Tabii. Ayağında uygun ayakkabılar ya da kılık kıyafet olmadan da bunu yapabiliyor. Biz topukluyla iki basamağa çıkamıyoruz. Yaşamsal becerilerimizi kaybetmeye başladık. Bu evet, yani bir taraftan bunu getiriyor. Diğer taraftan şöyle bir araştırma da varmış. Katılır mısınız bilmiyorum ama küçük yerlerde işte daha köy gibi işte kasaba gibi yerlerde çocuklar oyun kurabiliyor ve beraber oynayabiliyor. Evet. Ama iş şehirlere geldi mi çocuk oyun kuramıyor. Oyunun kurallarından habersiz, o kurallara uymayı bilmiyor ve diğerleriyle aynı şekilde oynayamıyor. Şimdi söktaklı oyuncaklar eskiden bize torbada verirlerdi. Biz istediğimizi yapardık. Şimdi kutuyu satın alıyorsunuz. Uzay gemisinin şekli belli. Bunu yapacaksın. Şimdi bu çocuktan yaratıcılık, yeni bir şey ortaya çıkarma falan beklememek lazım. Çünkü oyuncaklar bile artık insan yaratıcılığını değil, onun vakit öldürmesini amaçlayan bir şekilde üretiliyor. Yani yeter ki çocuğu meşgul edelim. Bu hani işte yaşlı evlerinde falan meşguliyet terapileri vardır ya, şu anda oyun ona dönüştü. Gerçek insan çocuğunun oyunu, süresini, ödülünü ve kuralını kendisinin belirlediği ve uyumayı taahhüt ederek kendi prensiplerine uyuma alıştırması yaptığı çok özel, çok dinamik, çok kaotik bir süreçtir. Ama bugün maalesef o hayatımızda pek fazla yok. Bu arada oyun demişken bizim bir de oyun şarkımız var. Ben bunu yazarken şöyle düşündüm. Bu, hani hep böyle evden çocuğu çıkartmak adına ve bizim zamanımızın oyunlarını onlara da hatırlatmak adına. Sonra hadi gelin birlikte oynayalım ve en güzel şey arkadaşlık, bir arada oynamak, birlikte olmak. Bunu anlatan bir şarkımız da mevcut. Bu arada buna karşı elimizdeki en büyük silah şu anda sanat. Onu söyleyeyim. En büyük yardımcımız, en büyük silahımız artık doğaya dönme, eski günlerdeki yaşama şansı olmadığından insan beynini en çok zorlayan ve geliştiren şey elimize sanat kaldı. Bari ondan da olmayalım. Ben buradan da mesajımı vereyim. Yani çocuklara kivi mi yedirelim, işte bilmem ne yemeği yiyince mi daha zeki olurlar. Bu soruları anne babalar çok soruyor. Sanatla uğraşan, sanatla iç içe olan çocukların ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan çok acayip geliştiğini göreceksiniz. Dolayısıyla sanat hayatımızdan eksik etmeyelim. O yüzden sanatla yapılan işleri ben çok kıymetli buluyorum açıkçası. Yaratıcılık ve hayal gücüyle zekanın ilişkisi nedir hocam? Direkt bir ilişkisi yok. Yani zeka, IQ anlamındaki zeka ile yaratıcılığın ilgisi yok. Çünkü
IQ dediğimiz zeka, problem çözebilme, algoritmaları takip edebilme, akılda bir şeyler tutabilme gibi bilgisayarsı özelliklerimizi ölçen bir şeydir. Fakat yaratıcılık, o hani bir anda geliveren bu sıra dışı çözümler, fikirler ya da davranışlar, bunlar her zaman zeki insanları olmuyor. O zihnin henüz çözemediğimiz, diğer insanlardan farklı bağlantılar kurabilme yeteneğine atıf yapan bir durum. Yani orayı gösteriyor her şey bize. Bu da genellikle planlı, programlı, böyle çalışarak olan bir şey de değil. Uygun şartlar sağlandığında, insan yeterince farklı kaynaktan beslendiğinde, zeka düzeyi ne olursa olsun pat diye ortaya bir şeyler çıkıyor. Çünkü yaratıcılığa baktığınızda, yaratıcılık bizim küçük bir zümremizin sahip olduğu bir ayrıcalık değil. Tabiatta bu kadar çırılçıplak bir canlı olarak 300 bin sene hayatta kalmamızı sağlayan temel vasfımızdır. Aslında hepimiz yaratıcılık sistemiyle donatılmışız. Ne çare ki yaşadığımız hayat buna çok ihtiyaç göstermiyor. Yani her şeyimiz hazır, 5 seçenekli sistemdir, şudur budur. Dolayısıyla çok fazla yaratıcılık kullanmamıza gerek yok. O devrelerde yavaş yavaş elimizden gidiyor maalesef. Yani bir hani modern zaman Indiana Jones'u gibi kendimize arkeolojik kazı mı yapmamız gerekiyor içimizdeki yaratıcılık damarlarını çıkarmak için? Biraz uğraşmamız mı kendimizle gerekiyor? Evet, evet. Ben yani yaşayan biri olarak şöyle söyleyebilirim. Böyle aniden bir bestenin, bir müziğin gelmesi oluyor mu? Evet oluyor ama hani bu 40 bestede bir tanesinde olabilir. Bu bir ders çalışır gibi odaklanarak yaptığınız bir şey aslında. Yoksa böyle yolda gidiyorum, pat, aa şu melodi geldi. Öyle değil aslında. Tabii. Yaratıcıda çoğu insan bile havadan geliyor zannediyor. Picasso'nun sözü vardır. İşte neydi? İyi sanatçılar esinlenir, mükemmel sanatçılar çalar diye. Muhakkak diğer insanlardan duyduğumuz şeyler üzerine uğraşacağız ki o hamuru yoğurup ortaya yeni bir kek çıkarabilelim. Biraz yaratıcılık öyle bir şey. Bunu da maalesef yanlış tanımlayınca iyice elden kaçırıyoruz. Evet, yani kendiliğinde olup da ortaya çıkacak bir şeymiş gibi. Evde örümcek görünce korkan memleket insanı apartman dairelerinde anam örümcek diye. Bu örümceğin ben hikayesini anlatayım. Bu şarkıların her birinin aslında bir hikayesi var. Çünkü hepsi yaşanarak ortaya çıktı. Oğluma dedim, ormana gitmişler okulda. Hep birlikte bir gezi yapmışlar. Ormanda peki dedim, ne gördün oğlum? Hani ormana gittin, değişik bir şey gördün mü? Yeşil örümcek gördüm dedi. Dedim, ben bunun şarkısını yaparım o zaman. Yani ormanda... Ben bundan şarkı yaparım. Evet, ben her şeyle bakıyorum. Göre göre ormanda yeşil örümcek görmüş. O yüzden ben de o yeşil örümceğin bir hikayesini yazdım. Bir yerden bir yere giden, yerleşen bir örümcek olarak. Öyle bir hikayesi var. Bütün böcekler için şarkı yazmanızı canı gönülden diliyorum. Değil mi? Böcek korkusundan bana hafagan basmış vaziyette. Hamam böceği? Her şeyden korkuyor çocuklar. Yani hamam böceği... Büyükler de korkuyor. Yani böcekler mesela pis deniyor. Böcek çok temiz bir hayvandır. Böcekler ısırır deniyor. Binde bir böcek sizi ısırır. Yani böceklerin bizimle öyle bir alıp veremediği yoktur. Bu arada Anadolu'da kolay kolay zehirli bir böcek bulamazsınız. Örümceklerin hepsi zehirlidir. Sadece sokunca biraz şişirir. Başka bir şey olmaz. Ben yıllarca akrep ve örümcek topladım. Çok eğlenirim onlarla. Öldürmeden ama toplardım. Bir süre sonra salardım. İşte biyolog olacağım. Küçükken belliymiş herhalde. O zamandan bir zehirlenme var. Benim çocuklarım mesela, özellikle büyük kızım, bir böcek gördü mü direkt avuçlar, hemen kimse öldürmesin diye özel koruma altında onu dışarı salar. Bizim evde böcek öldürmek yasaktı mesela, herkese tavsiye ediyorum. Bütün şey, sinek ve karınca dahil. Ya memleket kadınlarına da bence hani çamaşır suyuyla her tarafı ovarak böcek gördüğünde çığlık atmamaları konusunda bence oradan başlamak gerekiyor. Aynen öyle. Hepimiz çünkü böcek gördüğümüzde korkuyoruz. Evet, öyle değil korkuyoruz. Mi? Sizde de yok mu? Ama bu dünyada sanırım gereksiz hiçbir şey yok. Ben de korkarım tabii ki. Ama ben de öldüremem. Ve hatta oğlum söyler, örümcek gördü mü birisine, annem asla öldürmez der. Yani bizde de böcek öldürülmez. Ne güzel bir şey. Yani çünkü biz onların alanlarını işgal ediyoruz, söyleyeyim. Evet. Biz onların yerine konmuş vaziyetteyiz. Hayvanlar ne yapsın? Nereye gidecekler yani? Eğer evinizin içinden karınca geçiyorsa net olarak bilin ki onun yuvasının üstüne ev yapmışsınızdır. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Hayvan gelip de sizin evinizi istimlak etmez yani. O orada yaşıyordur zaten. Siz gelip oraya konuşun, ona da katlanacaksınız. Hani bazıları bereket falan derler, çok hoşuma gidiyor. Gerçekten öyledir. Tamam, evinizin içinde de işte tahta kuruları yok efendim, şeyler cirit atmasın ama yine de bir işte masum bir çekirge girip, size hiçbir zarar olmayan bir çekirge girip perdenize tutunmuşsa,
hani delirmenin alemi yok. Yani güzelce onu hiç olmadı bir işte mendille tutup dışarı atmak çok zor bir şey değil. Böcekler gerçekten hayatın dengesini anlamak için önemlidir. Herkesin biyolog olmasına gerek yok ama bu kadar böcek korkusu bence insanın ayarlarına yabancılaşmasında çok önemli bir göstergesi. İşte yine yaşamsal becerilere geliyoruz maalesef. Aslında. Böcekten korkan insanlar haline geldik. Yani bütün aslında tabii olan her şeyden korkar hale geldik. Şimdi düşününüz yani işte geçenlerde İstanbul'u bir deprem salladı. Mesela böyle bir tecrübe sonucunda Allah muhafaza işte bir evinizi barkınızı bırakıp bir ormanda bir açık alanda hayatta kalmayı çoğu insan tahayyül bile edemiyor. Orada ne yapacağını bilmiyor. İşte beni gece böcek sokar, kurt yer falan filan gibi endişeler var. Halbuki insanoğlu tabiatta 300 bin sene hayatta kalmış bir canlı. Bu beceriyi ancak işte izcilik kurslarına gidenlere hatırlatabiliyoruz. O kadar zor bir şey değil. Tabiat bize o kadar yabancı bir şey değil. Ama işte koptukça korkar hale geliyoruz. Halbuki burası bizim ana kucağımız diyelim. Biraz daha ilgilenmekte fayda var. Hani illa böyle deprem gibi kötü durumları, işte afet gibi berbat halleri beklemememiz lazım. O yüzden bu konuyu gündeme getirdiğiniz için de teşekkürler. Yani çocukların bol bol karşı karşıya kalmaları lazım. Biz çok bunu işliyoruz hep. Hani hayvan sevgisi, hayvan hakları, hayvanlara saygı göstermek. Her türlü canlıya, sadece hayvan değil, çiçeğinden böceğine, ağacına kadar, çimine kadar saygı göstermek gerekiyor. Yapamıyoruz. Peki, hayat sevince gerçekten güzel mi? Peki onu nasıl vereceğiz? Her şeyi verdik. Çocuk şarkılarımız var. Çocuklarımıza şahane İngilizceleri öğrettik. Evet. Üstüne Rusçayı ekledik, İtalyancayı ekledik, Arapçayı, bütün dilleri ekledik. Çocuklar şakır şakır 5 dil konuşuyor. Acayip okullarda okuyor. Peki sevmeyi öğretebilir miyiz? Öğretilebilir bir şey midir bu? Öğretilebilir bir şey. Aslında bu doğayla başlıyor bence. Ve küçüklükten başlayan bir şey. Hatta anne karnında belki o annenin ninnisini, sesini, yumuşaklığını duyarak çocuk önce bir anne karnındayken hissediyor sevgiyi aslında. Yalnız herkesin sizi gibi sesi yok öyle yumuşak, ninni. Yani ben söyleyecek olsam çocuk kendini atmak ister oradan. Canım ben ninni mi söyleyeyim başka şey yok. Çocuklar için annesinin sesi bence en güzel sestir. Elbette. Dolayısıyla doğduktan sonra da annesinin sesiyle huzurlu bir yerdeyim. Mutluyum, güvendeyim burada. Ve müziğin bence burada da önemli bir katkısı var kişisel, duygusal gelişiminde. Ben de buradan yola çıkarak zaten bu projeyi hazırlamış olduk. Hem doğal bir şekilde oluştu, yani bizim kendi yaşantımızın içinden oluştu. Hem de sonra ona bir nasıl ben çocuklara en güzel şekilde ulaşabilirimi düşünerek bir proje olarak baktığımda da buna dikkat etmeye çalıştım. Çünkü özellikle bizim şarkılarımız okul öncesi yaş grubuna, bir kısmı birkaç tane de ilk öğretim bölümüne hitap ediyor diyebiliriz. Okul öncesinde o ilk 6 yaşa kadar zaten evinde, ailesinde sevgiyi gören, doğayı yaşayan, hayvanları seven bir ailenin içerisinde yaşayan çocuk zaten onu demin de anlattığınız gibi görerek öğrenecek. Annesinden, babasından, kardeşinden, etrafından görerek öğrenecek. Aslında her şeyin bir kıymeti var. Yani şu cansız eşyaya bile zarar vermemek gerektiğini, doğadaki her şeye saygı duymak gerektiğini. Bunları aileden görerek öğrenebilir diye düşünüyorum. Ben de ufacık, minicik bir katkı yapabilirsem diye bol bol hayvanların olduğu, doğanın olduğu şarkıları katmaya çalıştım. Şarkıyla öğrenilir mi sevgi? Ne yapmak gerekiyor? Yani sanat tabii çok iyi bir araç. Yani en iyi araçlardan biri ama bundan bir öncesi var. Sanat insanın tabiri caizse fabrika ayarlarında bulunan müspet ya da menfi, güzel ya da kötü şeyler hatırlatmak için kullanılabilecek sağlam bir araç. Ama bizim esas doğamızda bir şey var. Mesela biraz önce karşılaştığımızda sizle tokalaştık. O sırada kan tahlili yapılsaydı bizden böyle anlık olarak. Tokalaştığımızda birkaç saniye sonra beynimizden oksitosin diye bir hormon salınıyor. Bu hemen aramızda böyle daha yakın, daha endişesi düşük bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Evde annemizle, babamızla, yakınlarımızla, kardeşlerimizle vesaire
sarıldığımız zaman birbirimize, insan insana dokunduğu zaman bu hormonun miktarı acayip artıyor. Özellikle birbirini seven insanlar. Mesela eşler arasında, cinsel ilişki dahil bütün temaslar oksitosini çok arttırıyor. Ne yapıyor oksitosin? İlginç bir ayarımız var bizim. Oksitosin beyinden çok salınca birkaç hormonla da beraber bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Vücudumuzdaki yaygın iltihabı hemen azaltıyor. İltihabi reaksiyonları ki neredeyse bütün hastalıkların anası diyebilirim yani. Vücudu darmadağın eden bir şeydir. Strese bağlıdır bu. Stres de bunu çok arttırır. Beyindeki stres sistemini susturuyor. Diyor ki sakin, güvendesin, etrafında seni sevenler var. Ve beynimizin çalışma sistemini optimize ediyor, en iyi hale getiriyor. Ve karşıdaki insanla güvenli bir bağlanma ilişkisi kurmak bizim fabrika ayarımızdaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Yalnız kalan insanların erken öldüğünü biliyoruz. Uzun yıllar yalnız kalan, toplum içinde bir başına kalan, yani işte dert ortağı falan olmayan insanların ömrünün kısaldığını biliyoruz. Sebebi bu tarz destekleyici hormonların desteğinden mahrum kalıyorlar hayatta. Aynı şeyi ev hayvanları da yapıyor. Bir kedisi, bir köpeği vesairesi olan. Hatta şöyle kedi köpek sizin olunca hem siz hem kedi köpek oksitosin salgılar. Böyle karşılıklı bir şeydir. Çünkü onlar da memeli canlılardır. Mesela ama kertenkele besliyorsanız atıyorum. Hı hı. Kertenkelede pek böyle bir durum yok ama kertenkeleyi seviyorsanız sizde yine oksitosin salgılanıyor. Aa. Yani kertenkeleye çok faydası olmasa da böyle bir hayvan beslemenin bile çok büyük faydası var. Hakeza işte akvaryumda balık vesaire. Bitkiler dahi aynı şeyi yapıyor. Yani bitki, bir bitkiye bakmak, gerçekten onun gelişimini izlemek. Hayatla karşılaşmak, yaşayan bir şeyin yaşamına katkı yapmak. Bu anneniz, babanız, eşiniz, hı-hı, çocuğunuz da olabilir. Evdeki bitki ya da hayvan da olabilir. İnsanı tamamlayan bir unsur. Çünkü biz canlılar aleminde 10 milyon civarında türden bir tür olarak bugünlere kadar geldik. Şu anda betonların içinde oturup ne yapsak diye düşünüyoruz. Sıkıntımız biraz bundan kaynaklanıyor. Diğerleriyle ne kadar kaynaşırsak o kadar sağlıklı olacağız. Ve nasıl öğretiriz dediniz, son cümle onu söyleyeyim. Biz sevmezsek çocuğumuz sevmez. Biz seviyorum demezsek çocuğumuz da seviyorum demez. Biz sevme ihtiyacımızın farkında olmazsak o çocuk da bunun farkına varamaz. Dolayısıyla biz neysek çocuklarımız o oluyor. Özel bir öğretme yöntemine gerek yok. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyerek. Sevmek nedir ki peki? Sevmek hepimizin içinde olan bir duygu aslında. Bunu ifade etme biçimleri problemli. Mesela işte Türk babası var ya bir, hani böyle bir model var. Çocuğu çok sevmez, yüz göz olmaz falan, fazla konuşmaz. Göstermez duygularını. Arkada gözyaşı döker işte efendim, böyle cool babalar falan filmlerde görürsünüz. Bu aslına bakarsan çok saçma bir şeydir. Yani tabii ki kültürün o insanları getirdiği yeri anlayabiliyoruz ama bunun neler kaybettirdiğini bilsek, şu kısacık ömürde böyle hani mesafeli tavırlara ne kadar boşa zaman harcadığımızı göreceğiz. Sevgi ifade edilmek için vardır. Herhangi bir insanın bu dünyada bir şey yapabilmesi bir başka, en az bir başka insanın onu görmesine bağlıdır. İster sanat eseri yapın, mesela şu şarkıları yapıyorsunuz, kitap yazıyorsunuz. Herhangi bir şey, işe yarar bir şey üretiyorsunuz, bu hep bir başka insan içindir. Tek başınıza olsanız hiçbir şey yapmazsınız. Dolayısıyla biz sevgiyi bu yüzden paylaşmak zorundayız. İnsanlara şunu göstermek zorundayız. Sen iyi ki varsın, ben seni seviyorum ve senin varlığın bana iyi geliyor. Öyle dediğin zaman karşıdaki insan bir yaşama nedeni buluyor. Bizim aslında birbirimize bağlanma açısından kullandığımız temel biçim budur. Temel yol budur. Bundan uzak kaldıkça, buna vakit ayıramadıkça maalesef çocuklar da bir tuhaf oluyor, biz de bir tuhaf oluyoruz. Depresyonlar, bunalımlar falan hepsi kapıda bizi bekliyor ondan sonra. Yani aslında kendi yaratıcılığımızı, varlığımızı, kendimizi sergileme biçimini bir başkasının varlığına borçluyuz. Kesinlikle. Evet. Bunu sevgiyle, yani yaratıcılık tek başına yaratıcılık olarak değil, aslında sevgiyle gelen bir şey haline geldiğinde var olma şekli olarak daha saygı değer olabiliyor, değil mi? Tek başına bir adada düşünün. Hı-hı. İstediğiniz kadar yaratıcı olun. Ne yapacaksınız yani? Tek başınızasınız. Aslında bu dünyada her şey bir başkası için bir şeyler yapıyor. Mesela doğada ağaçların meyve vermesi kendisi için değil, insanlar için. Aynen. Yani aslında neticede o da kendi için. İnsana böyle diyor ki bak sana göre meyve yaptım, ye ki bunun çekirdeğini at, ben de oradan üreyim. Aslında karşılıklı bir fayda evet, var. Karşılıklı. Ama o faydayı sağlamak için karşıdakinin lezzetini, ihtiyacını da dikkate almak zorunda. İşte ilişkiler tabiatta hep böyle. Çok güzel dikkat çektiniz. Biz böyle bireyselleşme çağında benim kimseye ihtiyacım yok falan modunda gençken, sağlıklıyken bir süre geçiriyoruz ama sonra hayat çok kötü çarpıyor. Hayat öyle bir şey değil.
Yani tek başına yaşanabilecek kadar hafif ve sıradan bir şey değil insan hayatı. Dolayısıyla diğerlerine çok ihtiyacımız var. Paylaşmak da çok güzel. Yani bir şey yapıyorsunuz ve bunu birileri için yapıyorsunuz. Mesela ben yaptığım şeyleri birilerinin dinlediğini gördüğümde müthiş bir duygu. Bunu paylaşmak, birlikte karşılıklı hissetmek, bir çocuğun dinleyip de dans ettiğini, söylediğini görmek, her türlü paylaşım da çok güzel burada. Şimdi Sinan Bey, belki de o ağaç örneğini verdiniz ama siz de bence o ağaç gibisiniz. Hani nasıl ki o meyveyi veriyor insan, gel bunu ye, çekirdeğini de buraya at, evet, ve ben buradan çoğalayım diyor. Aynen öyle. Sizin de değil mi öyle, yani her öğrendiğiniz aslında bir başkasına, başkalarına anlatma gibi bir... Öyle bir hastalığım oluştu, evet, çok şükür. Hastalık demeyelim, çok güzel bir şey, evet, bu. Sayenizde biz de aydınlanıyoruz. Estağfurullah. Bu da işte o ağaç gibi, yani evet, belki siz de kendinizi bir ağaç gibi... İnşallah öyle olmaya gayret ediyoruz. Yani meyve dediğim şeyin anlamı bu zaten. Hı. Meyve soyun devamı ve canlılığın sürdürülebilmesi anlamına gelen bir semboldür aslında. İşin kökü ağaçtır. Toprakta olan işte o işte güneşten gelen ışığı hayata, hı hı, dönüştüren şey ağaçtır. Meyve onun sürdürülebilirliği. İşte meyve verme telaşında olmak lazım. Çok güzel, sanıyorum Necip Fazıl Kısaköre'nin sözü, tam kaynağını hatırlayamadım ama meyve vermeyen ağaç, meyve derdinde olmayan ağaç odundur diye bir sözü var. Yani gerçekten bu hayata bir meyve verebilme telaşı olmadığında yiyen, içen, oksijen yakan bir bedenden ibaret kalıyoruz ki bu çok hoş bir şey değil. Tamam, bu da kesinlikle hani herkesin altına imza atacağı bir şeydir. Ama aynı zamanda bu bir baskı oluşturmuyor mu insanların üzerinde? Nasıl gibi? Sizin mesela her öğrendiğinizi birileriyle paylaşmak. Bu bir, yalnız olmama hali ve isteğini getiriyor. İki, mutlaka üretmeliyim ve bir şeyler vermeliyim, meyve vermeliyim gibi bir şey. Peki bu zamanla bir davranış biçimi haline geldiğinde veremediğiniz zaman bir baskı oluşmuyor mu? Bu da... Ben kendimce şöyle kısaca, hı-hı, cevaplayayım. Ben veremediğim, meyve veremediğim zaman ne kadar tembelleştiğimi fark ediyorum. Ve bu bende bir sıkıntı tabii ki oluşturuyor. Fare farelikten, kalp atmaktan, beyin çalışmaktan yorulmaz. Her varlık işte taş durmaktan yorulmaz. Her varlık fıtratının gereğini yapmak zorunda. İnsan da, hepimiz farklı bileşene sahip insanlar olduğumuz için farklı bir zamanda farklı misyonlarla dünyaya geliyoruz belki ve bu misyonu aramanın adı da hayat oluyor işte. Bu arama sürecini savsakladığınızda, işte boş verdiğinizde, güncel meşgalelerle hayatı geçirdiğinizde bir süre sonra böyle bir çöküyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben ne yapıyorum, hiçbir şey yapmıyorum ya, hayat bu kadar mı bilmem ne falan. Mesela siz şimdi böyle programlar yapıyorsunuz, siz besteler yapıyorsunuz, biz bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. İnsanlar niye böyle haldır haldır üretmeye çalışıyor? Çünkü insanı ancak bu tatmin ediyor. Bakınız 50 bin yıl önce modern insan dediğimiz insanın tarih sahnesine çıkışının ilk işareti nedir biliyor musunuz? Ne okbaşı, ne ayakkabı, ne bina. Mağara duvarına resim yapmıştır insanlar. Ve amacın net olarak ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ama net olan bir şey şu ki, mağara duvarına yapılan resim o insanın ömründen daha sonrasına kalacak. Arkasında bir şey bırakma telaşına sahip bir varlık artık hayvanlıktan çıkıp insan dediğimiz mertebeye geliyor. Yarına bir şey kalsın, benim ömrümü aşan bir eserim olsun. Hı hı. İnsanlık böyle başlıyor, modern insan. Biz Homo sapiens, sapiens dediğimiz canlının başlangıcını oraya dayandırırız. Ondan önce 250 bin sene Homo sapiens vardı. Hayatta kalıyordu. Avcı toplayıcıydı bilmem ne ama böyle artistik işleri yoktu, sanatsal işleri yoktu. Sanat girdiğinde, bir üretim girdiğinde yarına kalacak, diğer insanlara, insanların görmesi için bir şey ortaya koyma telaşı başladığında modern insan başlıyor. Bu özellik aslında hepimizin içinde bir yerde var. Ama bu sonuçta hep böyle havalı bir şeyler çıkacakmış gibi. Herkes beste yapmak, herkes resim yapmak zorunda değil. Bir komşunuza gülümsemek bu görevin ifasını çok kolay sağlayabiliyor. Normal hayatta yapılan sıradan şeylerin kıymetini unutuyoruz çoğu zaman. Bir size ufak bir anekdot anlatayım. Beynimizde bir ödül merkezi var işte, dopamin falan artık harcı alem oldu. Herkes konuşuyor çok şükür onları. Kadınlarda en fazla çikolata yendiğinde uyarılır. Erkek de sebepsiz para bulduğunda o bölge çok uyarılır. Beyin çok böyle ödül hisseder. Kadında çikolata. Ay biz ucuza gidiyoruz ya. Ya biz çikolataya öyle salgılıyoruz. Ne güzel işte. Koşur, az dopamini. Şeyle tatmin olmak mutluluğun temeli derler. Ama bir şey var.
İşte bir Psikoloji Today dergisine yayınlanmıştı. 4000 parça çikolata yemek ya da 25 bin dolar para bulmaya eşdeğer ödül reaksiyonu yapıyor beyinde. Tebessüm. Bir insana tebessüm ettiğiniz vakit karşıdaki insanın zihninde erkekse 25 bin dolar bulmuş gibi, kadınsa 4000 parça çikolata yemiş kadar dopamin. Niye? Gülümseme niye bu kadar önemli? Çıplak ve zayıf bir canlı olarak tabiatta bulabileceğiniz en iyi şey tanımadığınız ama size gülümseyen bir insandır. Çünkü gülümsemesi şu anlama gelir. Bana saldıran yok, karnım tok, sırtım pek ve benden sana zarar gelmez. Bütün dinlerde selamın anlamı ne zaten? Benden sana zarar gelmez. Hani tebessüm sadakadır diyoruz ya, 25 bin dolar. Çok para. Yani saça saça gezebiliriz her gün. Şimdi bu basit bilimsel bulgu bize şunu gösteriyor. Sadece tebessüm etmek, unuttuğumuz gayet bedava ama hayatımızın sosyal ilişkilerin temelini oluşturan bir kayıp beceri. Devrimci davranmak istiyorsak mesela, herkesin zombi gibi sabah işe gittiği bir yerde sabah gülümsemeyi deneyebiliriz. Etkileri çok dramatik oluyor. Yani korkunç şeyler yapıyor insanlar sadece gülümseyerek. Ne şahane bir şey söylediniz değil mi şu anda? Devrimci bir şey yapmak. Aslında o kadar basit ki. Çok. Bir birey bir devrim yaratabilir. Yani biz o gücümüzü çok küçümsüyoruz ya bu toprakta, yani bu toplumda da. Bir birey bir gülümsemeyle devrim yaratabilir. Yani işte o yüzden ayarları bilmeyi ben çok önemsiyorum. Tekrar yani tabiata dönmek değil benim derdim. Ayarı hatırlayalım ki hangi düğmeye nasıl basmamız gerektiğini tekrar bilelim. Onları unuttuk. Biraz işte o konuda meyve vermeye çalışıyoruz inşallah mümkün olursa. Hayat amacınız ne? Buldunuz mu? Hissediyor musunuz bunu? Evet. Bu yaştan sonra sanırım insan biraz daha iyi keşfediyor. Şöyle demin dediniz ya, hani bir üretme kaygısı, işte daha fazla şunu yapmam lazım kaygısıyla olmuyor aslında bu. Zaten içinizden geliyor o. Benim içimden bir çağlayan gibi onu yapma isteği geliyor. Daha farklı bir ileride bir hedef yok. O tarz, yani şuraya varayım, şunu yapayım tarzında bir hedefiniz olmadığında bir derdiniz de olmuyor zaten. Ama onlar çıkmak istiyorlar sanki. İçinizde böyle kıpır kıpır oynayan bir minik canlılar gibi. Onları ortaya sunmak istiyorum, çalışmak istiyorum. Mesela bunlar bana çok haz veriyor, beni mutlu ediyor. Yoksa onun önünde bir hedef olsa o zaman dediğiniz gibi belki kaygı çıkacak ortaya. Şöyle yapmam lazım, bu kadar yapmam lazım. Ama öyle değil. Zaten o kendiliğinden geliyor, gelmek istiyor. Ben de ona gelebilmesi için yol veriyorum, çalışıyorum. Ve beni en çok mutlu eden şey, anladım, o da çalışmak. Üretmeye çalışmak. O ürettiğim anı bir meditasyon gibi hissediyorum. Çünkü beni en mutlu eden an o an. Yani böyle baktım, kayıt aşamaları. Süreç yani odaklı, sonuç değil. Evet, aynen öyle. Benim için o süreç çok zevk veriyor. En büyük zevki o yaptığım an. Yani o an böyle sanki bir farklı bir yerdeyim. Sanki meditasyon yapıyormuş gibi. Sonraki aşamada onu ben aktardıktan sonra ilk enstrümanlar kaydediyorlar. Ve o ilk duyduğum an. O an çok heyecanlanıyorum. Çünkü ben onu beynimde duymuşum. Ve onu canlı olarak duyuyorum şimdi. Ama hayat amacınız bu olmayabilir. Yani hayat amacı derken de bu yaptığınız iş, kendinizi bu şekilde evrilterek yaptığınız bir iş olabilir. Ama hayat amacınız bambaşka bir şey olabilir. Ya da şunu merak ettim size. Geçmişte çocukken, ergenken hani çok mu ifade etmediniz kendinizi? Çok mu sustuğunuz zamanlar oldu? Bugün bu ifadeyi bu kadar hani her şeyin önüne koyma şekli oluyor. Onu merak ettim. Evet. Mesela. Doğru. Siz dışarıda. Onun için belki de her şeyi paylaşmak istiyorsunuz elbette hocam. Yani evet. Travmalar büyütür. Hep bunu söylüyorum. Bende de var ya, travmalar büyütür. Travma olmasa. Düşünün yani bizim kültürümüzde vardır. Kabz olmadan bast olmaz derler. Bir sıkışma olacak ki genişleme olsun. Evet. Mesela bahçe sularken hortumu böyle tutun, su önünüze akar. Ağzını tıkayın, sıkıştırın onu. Su uzağa fışkırır. Yani bahçe sularken bile yaptığım şey hayatta da geçerli. Hiçbir biyografi kitabında el bebek gül bebek geçirilmiş bir çocukluk, en iyi okullarda okumalar, sağlıklı böyle güzel mutlu yetişmiş bir aile falan görmezsiniz. Sıkıntılar vardır, irili ufaklı. Ya savaşlar, ya ölümler, ya hastalıklar, ya imkansızlıklar, bir şeyler vardır. O kişiler ondan çıkmak için bir, o zor durumdan çıkmak için bir hamle yaparlar. Bu hamleler birikir birikir ve bir yere ulaştırır. Ben şunu çok net görüyorum. Hayatında şu ya da bu şekilde bir kabiliyet sergileyen insanların
hemen hemen hepsi, benim gördüklerimin neredeyse tamamı, erken dönemlerde hatırlayabildikleri bir sıkıntıdan muzdaripler ve bu sıkıntının sonucu olarak o yeteneği ortaya koyabiliyorlar. Mesela Türkiye'de baba travması olmayan erkek çocuk neredeyse yoktur, ben size söyleyeyim. Yani babayla çatışma, o işte elektro oidipus kompleksleri var ya psikolojide anlatılan. O çatışma hep olur ama babalar da çocuklar da yönetmeyi çok iyi bilmediklerinden bu bazen travma düzeyine varabilir. Kavgalar şiddetlenir. Mesela birçok çocuk, birçok çocuk yetişkin olduktan sonra o travmayı bir şeye dönüştürüp büyüme vesilesi yaparlar onu. Ama bazısı içinde hapsolur kalır ve onu hayatının bir cenderesine dönüştürür. Bu engelleyen travma. Bir de büyüten travma. Mesela biz şimdi babamla esprisini yapıp gülüyoruz. Babam böyle çok konuştuğum zaman sıkılırdı. Ne demagog adamsın falan derdi bana. Şimdi diyor ki ya sana çok eziyet etmiş, senin konuşman lazımmış falan diyor mesela. Ay bugün bunu bu hakkı teslim ediyor. Tabii yani kendisi şimdi o zaman ben zaten ona da söylüyorum. Görevini yaptın sen diyorum. O zaman baskıladın, sıkışma oldu ki açıldık, şu anda anlatıyoruz mesela. Ben gerçekten evde az konuşabiliyorum diye dışarıda konuşmaya başlamış bir adamım yani. Evde yeterince konuşuyorum. Ama şöyle çok da haklarını yemeyeyim. Ben çok konuşan bir çocuktum. Yani o kadar da baskılanmış değilim ama bana o ortam dar geliyordu. Onu söylemeye çalışıyorum. Annem mesela sağ olsun beni hala dinler. Peki bu yaştaki Sinan Canan babasından bunu duyduğunda bir hesabı halletti mi? İçi rahatladı mı? O kadar çok böyle ağır bir hesap hissettiğimi düşünmüyorum. Ama o kadar hani sadece dille ikrar edilince çözülecek bir şey değil. Bu tip şeyler zamanla barışa dönüşüyor. Yani erken dönemde olanlar ya işte kalıyor, o barışa dönüştürme fırsatınız olmuyor. Ya da yavaş yavaş yani iletişimlerle olan bir şey. Yoksa sözle ikrar etmek, bilinçle fark etmek insanda çok fazla bir şey aniden değiştirmez. Zihnimiz dönüşür ama bunu çok yavaş yapar. Bu yavaşlıkta yaşanarak, akarak olabilecek bir şey. Mesela siz biraz önce hayat amacı konuşurken ben şöyle bir kontrol ettim kendimi. Ne derdim ben bu soruya diye. Bir tek şey diyebiliyorum. Hayret arıyorum ben. Hayret edip bunu anlatmam lazım. Benim hayat amacım şaşırmak. Bu. Evet, hayret. Hayreti bulabilmek için de çok çalışmanız gerekiyor. Evet. Ve biraz önce işte o meditasyon durumuna benzeyen şeyden bahsetti de tam bu akış dediğimiz bir psikolojik hal var. Kaptırdığınız bir şeye giriştiğinizde böyle zihniniz geçmişi geleceği kapatıyor. O ana odaklanıyorsunuz. O an bitsin istemiyorsunuz. O hal hayretle çok alakalıdır. Dedi ya enstrümanlar çaldığında bir duyuyorum. Aa ben söyleme sahip kendi yazdığım kitabı çok okurum dönüp dönüp. Hadi. Çok garip geliyor bana. Çünkü onlar da öyle bir psikolojide evet. yazılıyor. Ve bu hakikaten üreten insanın tattıktan sonra asla bırakamayacağı bir şey. Sorun birçok insana bunu tattırmayı unutuyoruz. Çocukluktaki oyun oynama haline bu çok benzer. Oyunda saatler geçer fark etmezsiniz ya. Bunun erişkin versiyonudur işte burada yaşanan. Ay, sevdiğiniz işi şey yaparken söyledim. Kaptırıp gidersiniz. Çok güzel bir şey söylediniz. Son zamanlarda hep sorguladığım şey bu. Hayatı, bu her şey olabilir. Yaşadığınız aşk ilişkisi olabilir, yaptığınız iş olabilir, evinize giderkenki yol olabilir, yemek pişirmek, adı her ne ise, kuyrukta beklemek. Yaptığınız işi oyunmuş gibi algılamaya çalışarak kendinize oradan aynen. bir zevk, mutluluk çıkarabilmek. Bunu unutuyoruz biz. %100. Bunu nasıl hatırlayacağız ve yeniden kendimizi bu anlamda nasıl daha mutlu insanlar haline getireceğiz? Çünkü bu olunca mutluluk da geliyor. Evet. Kenan Doğulu demiş ya ne yaparsan yap aşk ile yap diye. O kadar kolay değil. Şimdi ben şu anda yapıyorum. Şu suyu içerken o anda o suyu ama olmaz ki bir taraftan sizi dinliyorum. O anda o suya aşkımı yaşayamıyorum. Ben size bir örnek vereyim mi? Benim rahmetli dedemde görmüştüm ben bunu. Anadolu'da çok insanda görürsünüz. Mesela hayatı kapsayan büyük nedenler vardır o insanların hayatlarında. Mesela benim dedem kendim bildim bileli ne yaparsa tek bir nedenden dolayı yapardı Allah rızası için. Ben de anladım ne demek bu Allah rızası için. Muhtemelen dedem de bilmiyor tam ne olduğunu ama. Mesela su içerken şöyle yapmak zorunda kalıyor. Acaba Allah rızası için bu nasıl içilir? Adam bunu düşünüyor mesela. Normalde ben nasıl su içiyorum? Langırt diye içiyorum suyu. Herhangi bir bilinçli dahlim yok su içme olayına. Ama böyle bir nedeniniz olduğunda, böyle büyük bir aşkınız, böyle bir hedefiniz olduğunda, adı ne olursa olsun, yani illa bu olmak zorunda değil. Bunu içerken acaba o büyük hedefime hizmet ediyor mu? Bilinci mecburen uyanır. Ve hayatı kaplayan, hayatı aşan amaçlar, hedefler, rüyalar insanın her davranışına, yani burnunu kaşımasından araba sürmesine, ayakkabı giymesinden konuşmasına kadar her şeyini etkileme potansiyeli taşır. Mesela size bir yöneticilik, devlet başkanlığı bilmem ne pozisyonu verdiklerinde duruşunuz, yürüyüşünüz bile değişiyor değil mi? Yani
Mesela ben şimdi Allah korusun bir yere cumhurbaşkanı falan yapsalar hayatım kaydı yani. Ne böyle giyinebilirim, ne böyle rahat rahat konuşabilirim, ne serkeşlik yapabilirim. Bütün hayatınız değişecek. Büyük bir amaç ve hedef böyle bir makam gibidir insan için. Bütün hareketlerini değiştirir. Bizim sorunumuz öğrenciysek diplomaya, daha doğrusu önümüzdeki sınava, sınavlar bittiyse diplomaya odaklanıyoruz. İşte efendim çalışıyorsak yıl sonu tatili için çalışıyoruz bütün sene. Bütün çalışma hayatımızı emeklilik için harcıyoruz. Daha büyük bir hedefi tutturma lüksümüz kalmadı. Onun peşinden gitmeye çalışma lüksümüz kalmadı. Hep geçici amaçlarla ömrümüzü tüketiyoruz. Ben herkese Sunak Kıraç'ın kitabının adıydı galiba. Ömrümden uzun ideallerim var diye. Böyle idealler nasip olmasını diliyorum. Çünkü bu idealler işte bahsettiğiniz o ya çok şükür iyi ki yaşadık bir daha gelsem gene aynısını yaşardım tarzında bir hayat yaşamanın bence tek yolu. Belki evet süreçten sonra o idealleri belki ortaya koyacaksınız. Zaten siz süreci iyi yaşadığınız zaman bütün olaylar onların gelişimiyle sizi zaten belli bir yere sürüklüyor. Bir hedef tutmaktansa bence yaptığınız işi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, anı zaten en güzel şekilde yaşamak zaten sizi güzel bir sonuca götürecek. Şu ana odaklısınız ve onu en iyi şekilde yapmaya odaklısınız. Ve bu durumda da sonuç da zaten güzel ortaya çıkıyor. Ve hatta sizin beklemediğiniz şekilde çıkıyor. Çünkü sizin derdiniz orası değil. Siz zaten o yolu yaşamak hevesindesiniz. Ben mesela bir dönem müzikle uğraştım üniversitede. O dönem emindim. Ben işte rock müzisyeni olup bütün dünyada turneye çıkacağım. %100 eminim yani. Hayat amacım bu. Böyle gideceğim. Ne bileyim Metallica falan gibi bir şey kuracağım böyle. Bir süre sonra fark ettim ki bu araç o dönem için ilgimi çekmiş ama benim esas anlatım yolum orası değil. Ben bir şey anlatmak istiyormuşum. Ben müzik yapmak istemiyormuşum aslında. Çünkü müzikle anlatmaya çalıştığım şeyi müzikal yeteneğimin bir kalıbın içine sıkıştığını fark ettim. İşte sonra tekrar konuşmayı keşfedince bir dakika dedim ya ve o zaman mesela müziği bırakmış olmak şu anda o yüzden beni çok üzmüyor. Çünkü onun yerine onun bir araç olduğunu fark edip başka bir şeye geçtim. Burada bıraktım deyince bırakmadım yani evde çalıyorum hala ufak ufak ama esas uğraştığımız yöntem ya da ortaya koyduğumuz eser bizim amacım için sadece bir araçtır. Yani bir yan meyvedir, bir daldır, bir çataldır, bir şeydir o. Esas o anın farkındalığıyla devamlı akış halinde yaşanan bir hayat sonuçta insanı öyle bir yere ulaştırıyor ki Albert Einstein'a siz sorsanız bugün hayatta olsa ya relativite aklına nereden geldi? Ne bileyim ya nasip falan der adam herhalde. Yani çünkü ben relativiteyi bulacağım diye yola çıkılmaz. Evet. Kaptırıp gidersin. Bunun ödülü yolda öyle bir şey yolda bir yerlerde yani. Bulunur. Aynen öyle. Bir de biz o hep kadar başkası gibi olmaya çalışıyoruz. Problem o. Kendimiz gibi olduğumuz anda bu işler çözülecek. Şimdi o olayla o kadar konsantre yaşadığınız zaman yani mesela hani bir beste yapacağım deyince bazı insanların aklına böyle işte deniz kenarına gitmiş işte böyle şey hayal kuruyor falan gibi bir olay düşünürler. Tam tersi. Yemek yaparken de olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben böyle yemek yapıyorum. Ha, ortalık karışık çocuk geliyor bir şey söylüyor falan. Ben böyle hemen alıyorum. Hemen telefonum kayıt aracım yanında. Hemen bir şey söylüyorum. Kapatıyorum yemek yapmaya devam ediyorum. Böyle en alakasız yerde hiç olmayacak gürültülerin içinde bile geliyor. Çünkü siz ona sürekli konsantre halindesiniz. Öyle özel işte müthiş manzaralar falan gerekmiyor. Çünkü üretim de hayata dahil olan bir şey. Hayatın akışı içinde yer alması gereken. Biz üretim için sanki başka bir faz açacakmışız. Orada kendi havuzunu oluşturacakmışız gibi hissediyoruz ama. En çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Mesai bitsin de ben bir şeyler yaratayım diye insanlar bekliyor. Günün 8 saatini 10 saatini bir yere harcıyorsunuz. Kendi hayatınızı yaşamak için akşamdan kalan ya da işte hafta sonundan kalan ya da yıl sonundaki yıllık izinden kalan bölümü kendinize. Bu çok kötü bir şey. Bu evet. Herkese söylüyorum. Herkes idealindeki mesleği yapamaz ama herkes yaptığı iş ne olursa olsun onu kendisine uygun bir şekilde dönüştürebilir. Yani küçük inisiyatifler alarak. Ya istiyorsanız işte duvar boyayın istiyorsanız öğretmenlik yapın isterseniz uçak pilot olun ne yaparsanız yapın. Ona kendinizden bir şey kattığınız anda o artık sizin mesleğiniz olur. Evet. Falanca mesleği yapan biri olmazsınız artık. Pollyanna'yı hatırlıyorsunuz değil mi?
Yani işte Pollyanna'nın bir Türk versiyonu vardı. Hatırlar mısınız? Ayşecik oynuyordu. Evet, görmüştüm. Hayat sevince güzel. Yani tam bu sevgi. Onunla bitirelim istedim ben size. Onu çalmak harika istedim. Olur. Çünkü tam böyle bir Pollyanna apartmasıydı o film. Ama böyle hani. Peki, yerelleştirme diyelim. Güzel peki, bir şey. Peki ben bunu hazırlarken hocam çok kısa birkaç cümleyle. Doğru bir şey mi? Yani Pollyanna'ya öykünmek, her işin en güzel tarafını bulmak. Yoksa aslında bugünün dünyasında Pollyanna, ay Ezi'ye bak, loser falan diye görülecek bir şey mi? Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. İşin kuralı budur. Kötü bakarsanız kötü görürsünüz. Bugün basın ve sosyal medyanın maalesef bize yaptığı kötülük bir duman gibi yayılırken iyilik sürekli bir efendim, sümüklü böcek gibi yavaş yavaş gidiyor. Hmm. Kötülüğün bu kadar hızlı yayıldığı bir yerde güzel bakmak her insanın temel vazifesidir diye düşünüyorum. Bu kendini aptallaştırmak ya da kendi gözünü boyamak değil, bizzatihi hayatın bize sunduklarını görebilmek için gerekli. O zaman Pollyanna candır diyoruz. Candır. Değil mi? Zeynep Değirmencioğlu'nu da seviyoruz Ayşecik. Çok. O zaman